Efendim herkese merhabalar. Bugünlerde en önemli konulardan bir tanesi tabii. Acaba dolar TL ne olacak? Uzun zamandır çok ciddi bir hareket olmuyor orada. Ve uzun zamandır çok ciddi hareket olan hisse senetleri piyasası nereye gidecek? Ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Kendimizce bazı temel analizler yapıyoruz ama bu teknik analiz çalışıyor mu çalışmıyor mu meselesi çok ayrı bir konu. Şimdi ben burada yaptığım yayınlardan bir tanesi bu lokasyonda yaptığım yayınlardan bir tanesinde sevgili Murat'la hatırlıyorum uzun uzun dolar TL'yi konuşmuştuk böyle. Ne oldu, ne olacak, ne bitecekti ve o yayından sonra bana çok fazla ya Murat Bey hakikaten çok güzel anlattı, daha çok anlatsın, daha çok anlatsın dedi. Ama Murat Amerika'da bugünlerde burada çok gidiyor geliyor. Bir türlü bir şeye oturtamadım. Ray'ine oturtamadım. Bundan sonra oturtacağım inşallah dedikten sonra Murat'cığım hoş geldin. Nasılsın? Yine Hoş bulduk. gidecek Çok misin? teşekkür Buralarda mısın? ederim. Yakın bir tarihte gene bir yolculuk var maalesef. Yoksa çok katılmayı arzu ederdim. İnşallah dönüşte daha detaylı bir şekilde yaparız. Tamam. Bunun sözünü alalım. Şimdi Murat bu işe çok emek harcıyor. Twitter'da ben de kendisini takip ediyorum. Yorumları da izliyorum. Böyle madde madde özellikle o zincir emir gibi zincir mailler attığı zaman ben diyorum ki bir tanesi tetiklenince hemen alttakine bakmam lazım. Kripto mesaj diyorum ben ona kripto mesajlara. Şimdi Murat'la şunu konuştuk. Murat şimdi dedim ya bu iki tane konu ve 15-20 dakikada bunu anlatmak kolay değil biliyorum. Onun için dönüşte söz ver bize ki verdi. Hani bir eğitimde uzun uzun bunları konuşalım. Şimdi bunu kenara koyduk. Abi bu son dönemde olup biten nedir ne değildir hep bize soruyorlar. Biz de sana teknik analiz bakış açısıyla soralım. Temel analiz bakış açısıyla soralım. Ne olup bitiyor? Artuk'cum öncelikle yani teveccüh gösterip beni de bu programa davet ettiğin için çok çok teşekkür ederim. Ben elimden geldiğince kanalını takip etmeye çalışıyorum. Bir kısmıyla doğrudan bir kısmıyla dolaylı olarak tanıştığım çok çok değerli insanları, ekonomist arkadaşlarımızı da sürekli çıkarıyorsun ekrana. Hem finansal okul yazarlığa büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Açıkçası ben de paylaşımlarımı bu doğrultuda yapmaya çalışıyorum nacizane. İşte 30 küsür yıldır bir finansal piyasalar gözlemcisi olarak. Tabii benim zaman zaman farklı bir bakışım olabiliyor. Biliyorsun yani piyasalarda, finansal piyasalar mekanizması içerisinde finansal piyasaların piyasalarda gerçekleşen fiyatların böyle temel tam olarak söyleyebileceğimiz salt ekonomik nedenleri olmayabiliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Finansal piyasalardaki finansal ürünlerin piyasa fiyatının oluşması salt ekonomik nedenlere dayanmıyor. Aksini söyleyenler, iddia edenler de olabilir. Büyük saygı duyarım ama benim en azından temel bakışım, ana bakışım bu. Bunun yanı sıra çünkü ekonominin yanı sıra işte siyasi gelişmeler, politik gelişmeler, jeopolitik gelişmeler vesaire vesaire sosyal alanda yaşanan haber ve gelişmeler, alternatif para piyasalarının durumu vesaire diyebileceğimiz onlarca farklı alanda yaşanan gelişmeler var ve finansal piyasalarda kendine özgü kurallar bütünü içerisinde kendi iç dinamiğiyle hareket ediyor ve finansal piyasadaki takip ettiğimiz ürünün fiyatı ortaya çıkıyor. Zaman zaman dolayısıyla ekonomiyle örtüşmediği anlar çok olabiliyor ve bence bu çok da doğal olanı, çok da normal olanı. Şimdi son dönemde işte aşağı yukarı 2022 yılının içindeyiz ve 2022 yılını tamamlamaya da aslında dönemsel olarak baktığımızda çok az kaldı. Hani 2022 yılı içerisinde genelde olumsuz bir bakış hakim finansal piyasalara. Türkiye finansal piyasaları için söylüyorum. Ancak bunun temel nedenlerine yani benim bakışımı özetlemek için geçmeden önce bir müsaadenle istersen ekranı Estağfurullah. paylaşayım. Tabii İşte tabii. bu Tabii. neler olmuş birlikte bir bakalım. Ben Matrix verileriyle bu paylaşımı yapmaya çalışıyordum. Bir saniye. Evet. Evet. Ekrana yansıtabildim mi acaba? Evet, yansıdı, görüyoruz. Şimdi burada dolar bazında endeksin aylık verilerle geçmişten bugüne özellikle son 20 yılına baktığımızda ne görüyoruz genel hatlarıyla? İşte 40 sentlerdeydi. Biliyorsun meşhur 2000'deki tarihi zirve sonrası 2001'de kriz yaşanmıştı. İşte doların o dönemki hareketi ardından borsa endeksinin o dönemki hareketiyle borsa çok büyük bir değer kaybına uğramıştı. Dolar bazında 40 sentlere kadar inmişti. Daha sonra da 2003 yılında tarihte çok ezberimdedir. Benim böyle bir şeyim vardır. Bazı tarihleri ezberliyorum. 24 Mart 2003 gecesi işte Amerikan Senatosu'ndan Türkiye'ye bir hibe kararı çıkmıştı.
Ve o aslında finansal piyasalarını, Türkiye finansal piyasalarını olumluya, olumsuzdan olumsuza döndüren ilk işaret fişeğiydi. Olumsuzdan olumluya, değil mi? Aynen öyle. Yani burada maalesef Matrix'te çok geçmiş datalar yok. Yani 90'lı yıllar ve 2000'li yıllar maalesef yer almıyor. Halbuki günümüzde bu vesileyle onu da söyleyeyim. Yani data her şey. Biliyorsun datalar için milyarlar, milyon dolarlar harcanıyor. Aslında ilgili veri kuruluşlarından da ricamızdır. Hani bir an evvel keşke 90'lı yıllara ait İMKB verileri de, eski ismiyle İMKB verileri de keşke burada yer alsa. Şimdi 2003 yılında dediğim gibi 24 Mart 2003'te 44 sentteydik. Şu seviyedeydik ve bu seviyeden itibaren eski tabirle 44 diye ifade ediyorum. Daha sonra başlayan çok olumlu bir trend oldu. Özellikle borsaya çok büyük bir para akışı oldu. Aynı şekilde benzer bir şekilde tahvil piyasasına da çok büyük bir para girişi oldu. Ve bu her iki piyasayı da çok olumlu yönde seyretmesine sebep oldu. Keza aynı dönemde dolar yanlış aklımda kalmadıysa o gece 1.77 tarihi zirveyi görmüştü. O tarihten itibaren de yaklaşık sonraki dönemde, tabii o zaman bilmiyoruz bunu, 10 yıl boyunca Türk lirasının her zaman güçlük aldığı bir dönem oldu. Yani bu esasında 2001 krizi, sonrasında AK Parti'nin iktidara gelişi, Türkiye'nin Avrupa Birliği macerasının başlaması, Avrupa Birliği ile yakınlaşma, Amerika ile ilişkiler, İkiz Kuleler'in vurulmasına rağmen Türkiye'ye desteğin tam şekilde devam etmesi gibi bir rüya dönem diyebiliriz herhalde, değil mi? Geçmişi hatırlamak açısından. Kesinlikle çok güzel tanımladın. Temel arka planda tüm bunlar yaşandı ve tüm bunlar da Türkiye'yi finansal piyasaların çok olumlu seyretmesine sebep oldu. 2003 yılından bu rüya, bu dönem 2013 yılına kadar devam etti. Şimdi genel olarak baktığımızda hani Türkiye finansal piyasaları deyince 3 temel ayağı var. Bunlardan bir tanesi borsa, tahvil ve döviz. Üçünde de olumlu süreç 2003'te başladı. 2013 yılına kadar devam etti. İşte borsa endeksimiz 40 sentten 5 dolar seviyesine, eski tabirle. Şimdi yeni verilerle baktığımızda 500-510 seviyelerine kadar çıktı. Mayıs 2013'e kadar devam etti. Bunu niye bu kadar ayrıntılı anlatıyorum? Çünkü son dönemdeki hareketleri algılayabilmemiz için teknik anlamda öncelikle bir defa geçmişte ne olduğunu bence doğru isimlendirmemiz lazım. 2003-2013 yılı tüm bu temel arka planda bunlar yaşanırken aslında tek bir temel nedene ben şahsen bağlıyorum nacizane. Türkiye'ye çok büyük bir sıcak para girişi oldu. Sıcak para dediğimizde tabii ki bunu sana anlatmıyorum. Yani bu yayını izleyecek olan finansal okuryazarlığı birbirine eşit veya daha düşük seviyede veya daha yüksek seviyede arkadaşlar vardır. Ama ben hani en düşük seviyede anlatmak çabasındayım. Lütfen. Sıcak para dediğimizde biliyorsunuz piyasalarda, finansal piyasalarda yerli, yabancı, bireysel ya da kurumsal katılımcılar oluyor. Şimdi bu sıcak genelde yabancı, kurumsal katılımcıların yurt dışından getirdikleri para. Bir fon, yani işte Amerika Birleşik Devletleri kökenli ya da işte Avrupa kökenli ya da Uzak Asya kökenli vesaire vesaire diyebileceğimiz fonlar gelişmekte olan ülkelere zaman zaman dünyadaki işte konjonktüre bağlı olarak bazen giriş yapabiliyorlar. Bunun da amacı tamamen getiri elde etmek. O ülkedeki finansal piyasalarından, sisteminden yararlanmak. Sistem de çok basit. Yani daha karmaşık bir sistem de olabilir de ben en azından en basite indirgeyerek anlatmaya çalışacak olursam şöyle işliyor. Yani 1 milyar dolarlık bir fon işte Türkiye'ye gelmek istediğinde tuşa basıp anında buraya geliyor. Tabii ki yerel paraya dönüyor. Yani döviz üzerinde bir baskı oluşuyor. TL'ye dönüyor. Bu o anda kurun işte atıyorum 1.77'de ise böyle bir satış yaşandığı için 1.76'ya inmesine sebep oluyor. Ben birazdan grafiklere de yansıtmaya çalışacağım. Bu bahsettiğimiz dönemde tahvil faizlerimiz bizim 200'lerdeydi. %200 faizler, faiz oranlarında, evet. Gösterge tahvil faizimiz. Daha sonra gidiyor tahvil piyasasına giriyor ve dolayısıyla atıyorum o anda %200'de borçlanma ihtiyacı varken böyle bir para geldiği için bir sonraki sefere örnek olarak veriyorum %199'da borçlanma mızı sağlıyor. Aynı şekilde evet. Kısmı da dönüyor hisse senedi piyasasına giriyor ve böylece bu bir akış halinde bir nevi oluk oluk 2003-2013 döneminde Türkiye'ye bir para girişi oldu. Ancak Mayıs 2013'ten sonra da bu para girişi kesildi.
Mayıs 2013'te o günkü FED başkanı Ben Bernanke'ydi yanılmıyorsam. 16 Doğrudur. Mayıs 2013'tü. Hiç unutmuyorum. Dolar TL henüz 1.80 seviyesindeydi. Faiz oranlarımız da bizim %4.61'e kadar inmişti. Yani Ya. %200'lerden %4.61'e kadar inmişti. Borsa endeksimiz de 510 seviyesine kadar da yükselmişti. Şimdi o dönemden sonra çıktı ve şey dedi, biz yakında parasal genişlemeyi sonlandıracağız, faiz artırımlarına başlayacağız vesaire dedi. Ve bu da gelişmekte olan marketlerden ve Türkiye'den de para çıkışına sebep olmaya başladı. Dolayısıyla bugünlerin geleceği de aslında 2011'de, 2012'de, 2013'te belliydi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, 2003-2013 dönemi senin az evvel belirttiğin arka planda temel gelişmeler varken aslında hani finansal piyasalar açısından bakınca bütün olay sıcak para girişiyle yaşandı diye özetleyebiliriz. O kesin. Sıcak paranın çıkmaya başladığı andan itibaren de Türkiye finansal piyasaları bozuldu. Pardon, sen bir şey diyecektin sanırım. Yok, şunu yani bu çok çok esasında basit bir bakış açısı bu. Yani ne zaman ki para çok, o zaman millet nereye yatıracağını şaşırıyor ve bütün varlıklar belki de olması gereken değerlerden çok yukarıya çok hızlı şekilde gidiyor. Şimdi anlattığın şey esasında geçmişte olup bitenin bir tekrarı gibi gözükmekte. Evet, tam oradan devam et lütfen. Şunun anlaşılması çok önemli. Niçin bu kadar geçmişten başladın, günümüzü anlatsana diyebilirsin ama az evvel de bahsettiğim gibi bu sıcak paranın etkisini, finansal piyasaların üzerindeki etkisinin ben yeterince önemsenmediğini, o yüzden de bazı şeyleri, bugünkü hareketlerin anlaşılamayabileceğini düşündüğüm için böyle bir giriş yaptım. Yani 2013'ten sonra da aynı şekilde bu sefer tam tersi sistem, tahvil sat, hisse senedi sat, dön, döviz al ve ondan sonra da ana vatanına dön şeklinde bir döngüye dönüştü bu. Yani ama gitmeyeni de biz kovmadık mı zaten Murat? Ona da geleyim ama müsaadenle şunu tamamlayayım. Yani orada döngü işte dediğim gibi tahvil sat, ondan sonra ardından hisse senedi sat, kaçtan olursa olsun dövizini al kaç şeklinde bir süreç yaşadık. Bu süreç bir dünya konjonktüründe yaşanan genel gelişmelerden oldu. İki, Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden oldu. Yani sıcak parayı kaçıracak ekonomik bir takım kararlar alındı. En son işte bu faiz kararlarında olduğu gibi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararlarında olduğu gibi. Sıcak para pek istenmez hale geldi ve kaçtı. Bu o kadar sert bir süreç oldu ki aslında 2013 yılından beri gelen bir süreç bu. Yani 500 seviyelerinden dolar bazında endeksimiz 100 küsur seviyelerine kadar indi. Tahvil piyasası 4.61'den %30 sınırına dayandı faizlerimiz. Şimdi 2021 yılına geldiğimizde aslında bence zaten sıcak para çıkışı büyük ölçüde tamamlanmıştı. Ancak son kalan bir demleri vardı. Bunu da nereden takip ediyoruz bu arada? Bu sıcak para girişini çıkışını. Tahvil piyasasını doğrudan gösteremiyorum. Ancak grafiklerde mesela şeyi gösterebilirim. Yabancı takas oranını gösterebilirim. Hisse senetlerinde ne kadar yabancı yatırımcı var? Aynen. Yani %80'ler seviyesinden yabancı takasını buradan isterseniz birlikte bakalım. Tabii, bakalım. Şu buydu. Evet. Buydu. Yani 2007'den itibaren bir çıkış oldu zaten o mortgage krizi esnasında. Evet. İşte zaten yapılan. Subprime mortgage. Ancak esas büyük çıkış da Türkiye'de 2013 yılından sonra değil de biz özellikle başkanlık sistemine geçtikten sonra ölçüde bir kaçış oldu. Malum 10 Ağustos 2018'deki o Ripe Brunson krizi döneminde doların bir gecede 5 liradan 7 liraya fırlamasına da sebep olan hikaye. %80'ler sınırından %30'lara kadar yabancı takas oranı inmiş vaziyette. Hala hazırda da çok da dipteyiz. Hatta bu %30 hala kulağa çok gelebilir. Ancak %30 yabancı payının içerisinde %65-70'ini pasif fonlar oluşturuyor. Dolayısıyla MSCI endeksinden biz şutlanmadığımız sürece dolayısıyla bu fonların da artık daha çıkacak yeri kalmadı. Mecburen o miktarı tutmak zorundalar zaten. Küçük yatırımcı tarafından çok bilinmeyen tahvil piyasasına baktığımızda da bu yabancı payı %20'ler seviyesindeydi. Son raporlarda 2021'in sonlarında 2022 yılı içerisinde
%0.9'lara kadar inmiş durumda. Yani biz kaldık biz bize. 2022'nin başında biz bize kaldık. Şimdi 2021 yılında da onu da yazmaya çalışmıştım bir tweet serisi halinde. Aslında Türkiye'de yapılan şey bir nevi o 8'den 18'e dolar kurunun yükselmesine sebep olan şey aslında bir nevi biliyorsun devalüasyon gerçekleşti. Bunu özellikle bu kelimeyi seçiyorum. Yani çünkü normalde biliyorsun devalüasyonun kitabi tanımına baktığında aslında sabit kur rejiminde hükümetin aldığı işte bir gece kararla Türk lirasının değerinin düşürülmesine bu devalüasyon denir. Ancak serbest dalgalı kur rejiminde devalüasyon olur mu? Normalde olmaz ama oldu. Yani bir şekilde faizin faiz politikasıyla ve bir takım söylemlerle, giderek sertleşen söylemlerle dolar kuru benim görüşüme göre bilerek isteyerek yukarıya doğru taşındı. Bu son o hareketle, dolarda yaşanan bu hareketle son kalan sıcak paranın da tamamen çıkmasına sebep oldu. Ancak bana göre teknik olarak benim görebildiğim kadarıyla gerek borsa endeksine baktığımda gerekse faiz piyasasına baktığımda aslında sıcak para çıkışının tamamlanmış olmasının ardından biz bize kalınca özellikle faiz tarafında tahvil piyasasında biliyorsun son dönemde %30 sınırından %10 yıllıklar %11'lere kadar gerilemiş vaziyette. 2 yıllık gösterge tahvilinde de %13'lere kadar gerilemiş vaziyette. Yani tekrar bir kamu bankaları önderliğinde başlayan işte iktidarın aldığı bir takım kararlarla özel bankaların da iştirak etmek durumunda kaldığı tahvil alım hikayesi eninde sonunda borsaya da olumlu yansıyacaktı diye düşünüyorum. Dolayısıyla 2022 yılındaki özellikle yaz aylarında başlayan bu rally benim tarafımdan açıkçası hiç de sürpriz olmadı. Yani beklediğim bir hareketti. Yani piyasanın zaten hali hazırda çok değerinin altında trade etmeye başlamıştı. Özellikle hisse senetleri tarafı. Ve ben önümüzdeki dönem için yani ilk başta söylediğim gibi çok değerli ekonomist arkadaşlarım farklı görüş taşıyor olabilirler. Ancak ben genel olarak uygulanan programın bu lafım lütfen yanlış anlaşılmasın. Siyasi, politik vesaireden uzak olarak söylüyorum. Olumlu devam edeceğini ve finansal piyasalar içinde gelecekle ilgili oldukça olumlu olduğumu ifade etmek zorundayım. Tamam. Çünkü bu bir döngüydü. 2003-2013 bir döngüydü. 2013-2022 olumsuz bir döngüydü. Ben önümüzdeki yıllarda da, aylarda da, dönemde de elbette çok büyük riskler barındırmakla birlikte çok çok oldukça olumlu olduğumu ifade edebilirim. Evet. Ya bu çok önemli. Bu arada benim görüntüm gelmiyor olabilir ama önemli değil. Biz devam edelim lütfen. Şimdi benim merak ettiğim iki tane şey oldu burada. Bir, sen dedin ki bence dedin bu para girişi mevzu falan filan çok belirleyicidir ve onunla birlikte tüm piyasalarda da esasında bazen pek çok başka şey belirleyici oluyor olabilir. Bu normaldir. Şimdi tabii izleyicilerimizin hepsi eninde sonunda bu ülkede yaşadıkları için ya bir para kazanma kısmı var tabii ama bir de duygusal kısımlarıyla şunu anlamaya çalışıyorlar. Ya şimdi buraya bir Netata Noksan'dan bir para geliyor. Bu kadar hani işte acaba bu gelen para yabancı mı, yerli mi, o mu, bu mu gibi konuları var. Bu normal mi diye düşünüyorlar. Bu konuda yorum yapmayabilirsin çünkü hiç biz bugün konusu olarak bunu belirlemedik. Ama şunu ben önemsiyorum. Bu olumlu görüşünün arkasında yani bu gelen yatırımcı bir yerden nereden geliyor olursa olsun sonuçta bir para geliyor ve bu para geldiği sürece senin için main driver dediğimiz piyasayı esas belirleyici olan sıcak para olduğuna göre diyorsun. Bu piyasalar zaten bir de borsa Türkiye'de çok ucuz. Hani 5'te 1 gibi rakamlardan bahsediyoruz. Esasında benim geçen pazartesi kafamdaki anlattığım şeyi çok güzel somutlaştırmış onu. Ya kardeşim tamam. Yani o yanlış, bu yanlış, o kötü, bu kötü. Borsada da antin kuntin bir sürü iş olabilir. Bu benim yorumum. Ama buraya bir para giriyor. Ve Türkiye'de gerçekten iyi yönetilen çok iyi şirketler de var. O yüzden buraya siz bir şekilde kendi paranızı doğru yönetmeyi ve becerebilirseniz, sermayenizi ona göre
yatırımınızı ona göre yaparsanız borsa enflasyona karşı en iyi koruyucu bir trendin içerisinde olabilir bundan sonra diyorsun. Doğru ifade edebildim mi? Çünkü pek çok insan aynı şekilde bu soruyu soruyor diye düşünüyorum ben. Yani genel olarak dönemsel olarak anlatmaya çalıştığım dönemsel olarak bir dönemin kapandığını 2021 yılındaki işte özellikle Aralık ayındaki dip seviyeden itibaren 2022 yılından itibaren de yeni bir dönemin başladığını yani sıcak paraya dayalı olmayan bir finansal sistemimiz olacak. Yani aslında tabii vakit yeterli değil yani çok daha derin anlatmaya çalışırım çünkü öbür türlü belki havada kalıyor olabilir ama kendimce doğru ya da yanlış o ayrı münazara konusudur. Ama bir temel argümanım var. Yani biz 40-50 yıl boyunca sıcak paraya dayalı olarak finansal piyasalar sistemini yönetmeye çalışmışız. Ve bugün geldiğimiz noktada da tamamen tekrar söylüyorum siyasetten politikadan tamamen bağımsız olarak söylüyorum. Aslında uygulanan politikanın genelde başarısız olacağı söyleniyor. Çok büyük saygı duyuyorum. Ama benim düşüncem göreceli olarak, nispi olarak bir başarı olabilir. En azından finansal piyasalar açısından. Finansal piyasalardaki olumlu trend ekonomiye nasıl yansır veya nasıl sonuçları olur? Bunu zaman gösterecek ama şunu biliyorum. Bu çok ciddi, gene ayrı bir münazara konusudur, ayrı bir tartışma konusudur. Ekonomiyle finans iç içe olmakla birlikte finans apayrı bir yerde yer alıyor. Birçok insan ekonomik kararların finansal piyasaları yönettiğini iddia edecektir. Ama ben de 30 küsür yıldır bu finansal piyasaları en azından bir gözlemci olarak şunu söyleyebilirim. Bir defa kesinlikle finansal piyasalar öncüdür. İlk hareketi finansal piyasalarda görürsünüz. Ekonomi onu takip eder. Bazen öyle bir noktaya geliyor ki hatta bazı laflar vardır. Hani bir ülkeyi kimin yönettiği önemli değil. Hani paranın yönetimini bana ver ben zaten gerisini hallederim gibi böyle beylik laflar vardır biliyorsunuz. Aslında para akışının ne kadar önemli olduğunu ve finansal piyasaların nasıl etkili olduğunu gösteren bir yaklaşım. Şu an için söylemeye çalıştığım şu, borsa zaten belirli bir dönemde dip yaptı, tahvil piyasası belirli bir dönemde zirve yaptı. Serbest piyasadan bahsedebilir miyiz? Bence hayır. Özellikle kur korumalı mevduat sisteminden sonra biz serbest dalgalı kur rejimini zaten bir noktada geri bıraktık. Serbest, çok da serbest olmayan bir piyasa içerisinde olduğumuzu düşünüyorum döviz tarafında. Dolayısıyla tahvil piyasasında da benzer bir süreç yaşanabileceğini, tahvilin önümüzdeki dönemde çok daha dip seviyelere doğru, en azından yıl sonuna kadar, en azından seçime kadar çok daha dip seviyelere gerileyebileceğini düşünüyorum. Bunun da dip seviyelere gerilemek faizler düşecek manasında mı söylüyorsun? Hemen bak grafiksel olarak göstereyim. Öyle. Zaten öbür türlü çok havada kalacak bütün söylediklerim. Tamam. Tahvil piyasasına baktığımızda nereden gösterebilirim hemen onu bir saniye. Sen onu bir yandan ara, bir yandan ben de şunu sorayım. Şimdi benim hiçbir anlattığın havada kalmasın. Çünkü çok önemli bir şey söyledim. Bunun doğru anlaşılması önemli. Yanlışla da doğru tartışıyoruz. Diyorsun ki sen, bu sıcak paraya dayalı daha önce bir sistem vardı. Şimdi bu sistem sıcak paraya dayalı değil, daha temele mi dayalı diyorsun? Onu bir anlamam lazım öncelikle. Yani ya. Buradaki yükselişin arkasındaki temel neden ne sence? Yani şu çerçeveyi anlatmadığım zaman yanlış olacak söyleyeyim. Yok söyle lütfen hepsini yani anlat. İşte 90, ben vazgeçtim. Kaç dakika ise konuşalım bunu. Tamam o zaman şöyle anlatmaya çalışayım. Yani biz 40-50 yıldır işte ilk önce şunu söylemek lazım. Ürettiğimiz kadar tüketen bir toplum değiliz. Daha az tüketiyoruz, tamam. Daha çok tüketiyoruz. Bu da bir cari açığa sebep oluyor. Evet. Cari açığımızı da biz kolay yoldan sıcak parayla finanse etme yolunu çizmişiz. 40-50 tamam. yıldır, belki 50-60 yıldır. Değerli ekonomist arkadaşlar bu rakamlara çok daha fazla hakimdir. Tabii sıcak para güzel bir şey. Yani şöyle güzel. Özellikle 1998 Asya krizinde ortaya çıkan bir laf var. Ben de sık sık kullanırım bunu. Hani sıcak para biraz tsunami gibi. Böyle gelince dalgalar güzel bir serinlik veriyorlar. Hı. Ama sıcak para gün geliyor çıkıyor. Çünkü sıcak para da kara kaşımıza, kara gözümüze gelmiyor. Bir getiri vaat ediyoruz ona. Yani ya faiz, yani genelde de faiz esas tahvil piyasasına geliyor zaten geldiğinde tamam. sıcak para. Ve o getiriyi alıp gidebiliyor. Şimdi sıcak para sahte bir zenginlik yaratıyor. Önce bir bunu kabul etmek lazım. Yani 2003-2013'te dolar kuru 1.70 iken, 1.80 iken yani evet daha bir zengindik nispi olarak. Bunu işte yurt dışına gidip gelen o dönemde birisi olarak ben bizzat yaşadım. Çok güzel bir şeydi ama sahte bir zenginlikti. Gerçekçi değildi. Sıcak paraya dayalı bir ekonomik modeldi çünkü o.
Sıcak para gittikten sonra da işte maalesef aşırı yoksullaştık. Bu sıcak para öyle bir şey ki kendi kendine yani çok da ürkek. Peki. Bazı açılardan olumlu, bazı açılardan çok olumsuz. Yani şöyle olumlu, aslında sıcak para geldiği ülkeye bir nevi demokrasi getiriyor. Çünkü sıcak para istiyor ki ülkede liyakat olsun, ülkede hukuk sistemi olsun, ülkede şu olsun, ülkede her şey yolunda gitsin. Yoksa çıkarım ha diyor. Ve geri geliyor, daha yüksek faiz istiyor. Yani bütün bunları yapsan da bazen de daha yüksek faiz isteyebiliyor. Şimdi bu da insanı, yönetimleri bağlayabiliyor. Dediğim gibi sahte zenginliğe karşı olan biri olarak söylüyorum. Ve şu an denenen de ben öyle okuyorum. Doğrudur yanlıştır, bir niyet okuma var burada. Ama takip edebildiğim kadarıyla da yapılmak istenen bu. Sıcak parasız biz bir kendi kendimize kalalım. Bundan sonra bakalım nasıl ya bu gerçeklerle nasıl baş edeceğiz? Yani benim bence böyle bir bakış var. Tabii şey rejimler hani sıcak parayı da sevmezler. Bir de işin o kısmı var ama onlara hiç girmeyelim. Çünkü yani neyse o örnekleri vermeyeyim. Yok şimdi benim kafamın takıldığı nokta şu. Şimdi yani zaman zaman bize de siyaset konuşmayı yapmayı, yani siyasetin olmadığı bir şey yok. Yani siyaset dediğin şey eğer popülizm üzerinden yapılıyorsa insanlara umut vermen lazım. O umutları da sıcak tutmak için de sıcak paraya ihtiyacın var. Şimdi sen diyorsun ki sıcak parayı bir çıkaralım. Yani senin okuman ya bu sıcak parayı çıkarıp kendimiz kontrol edelim. Ama bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir onu arkaya koyuyoruz. Ben bunun yani sıcak parayı gönderme kısmını doğru söylüyorsun, katılıyorum da onu göndermenin arkasındaki neden ben başka yerden istediğim kadar sıcak parayı bulup kendim kontrol edeyim mi, o kısımda soru işaretim var. Sen diyorsun olur ki olur yani şimdi, şöyle olur piyasa hakkında bir spekülasyon yapmış olurum. Yani bu kararı alırken mevcut hükümetin, mevcut iktidarın bu kararı alırken bu faizleri indirme kararı alırken sıcak para istemiyorum dediği çok net, çok açık zaten. Yani evet. Dediğim gibi ya sıcak para zaten yani işte şey ama sürekli enflasyon... swap yapıyoruz, o da sıcak para değil mi Murat? Nasıl? Swap yapıyoruz ya sürekli. Yani ya biz de parayı... Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini güçlendirmek için yaptığımız bir şey. Evet haklısın. Farklı bir yöntem ama yani tahvil piyasasında özellikle yaşananlara bakacak olursan aslında şu var. Hani biz kendi kendimize aldığımız ekonomik tedbirlerle işte gece yarısı açıklamalar ile gerekirse kamu bankaları aracılığıyla özel bankaları da buna motivasyon sağlayarak öyle söyleyelim. Tahvil piyasasında gerekli indirimi yaparız. Bunun da borsaya olumlu yansıması olur. Kur korumalı mevduatla dövizi zaten belirli bir ölçüde dengeye kavuşturduk. Cari açığı da işte net hata noksanla şununla bununla dengeliyoruz şeklinde bir yaklaşımı var. Ben bu yaklaşımın kesinlikle yıl sonuna kadar devam edeceğini, hatta seçime kadar devam edeceğini ve %100. Tekrar söylüyorum, göreceli başarı. Şimdi kızanlar olmasın bana. Bakın ben burada finans piyasalarını konuşuyorum. Ekonomi mesela emin tamam ya, tamam şimdi finans korktum ya. Ekonomiyle finans piyasaları yani çok iç içe. Ama baktığınızda tamam. Mesela finans piyasası asgari ücret ne olmuş ya da satın alma gücü paritesi ne olmuş? Hani pek bakmayabilir. Ya bakıyor olsaydı zaten bankacılık endeksi son 1,5 ayda herhalde %150 gitmezdi. 42 işlem günü %157 prim yaptı bankacılık endeksi. Evet. Yani evet. Satın alma gücü falan artmadı insanların. Tamam. Ya, Murat, şöyle desem doğru olur mu? Seçime kadar... Yani nasıl KKM ile, nasıl işte ben bu borsadaki son yükselişi yeni KKM işte nedir adı keşfedildi diyorum. Elinde bir likitte var. Elinde devletin düzenleme denetleme imkanları da var. Bu piyasa ekonomisi içinde ya da dışında tartışmıyoruz. Bu sistem finansal piyasaları özellikle borsa tarafında seçime kadar götürebilir. Ha ondan sonra bunun ekonomik maliyeti yüksek olur, düşük olur. Sonra borsalar düşer falan filan ayrı bir tartışma ama bu olumlu trend, başlayan olumlu trend özellikle hisse senedi tarafında seçime kadar devam edebilir diyorsun. Ben de bu görüşteyim. Bunu destekleyecek ne görüyorsun? Bana şimdi bunu anlat lütfen. Çünkü ben biraz hani senin gibi işi pragmatik okuma tarafındayım. Yani Atilla Yeşil'e de diyor ki abi diyor 50 milyar dolar değil 100 milyar dolar gelse kurtarmaz. Evet
Ama ekonomistlerle piyasacılar arasındaki fark şu, onların dedikleri bir yer ve bir zamanda çıkacaktır ama o zamana kadar çok fazla para kazanılacak ya da kaybedilecek. Şimdi biz o kazanılacak ya da kaybedilecek para açısından ne yapmalıyız ya da ne yapmamalıyızı bu grafiklerle anlayacağız. Bilmiyorum doğru ifade ettim mi? Yok, çok güzel ifade ettin. Aynen katılıyorum. Şu önce tahvil piyasasından bahsetmiştim. Tamam, lütfen. Sizlerden %4.61'e düşüşü görüyorsun. 2001 yılından işte 16 Mayıs 2013 gününe kadar %4.61'e düşüşümüz ve ardından %28.28 seviyesine tahvil gösterge faizinin nasıl çıktığını görüyoruz. Yani ben önümüzdeki dönemde teknik olarak baktığımda burada bir ikili tepe seviyesini görüyorum. Dolayısıyla aşağı doğru da gösterge faizinin %8'li seviyelere kadar inmesi mesela gayet doğal ve mümkün görünüyor. Elbette nasıl ekonomist arkadaşlarımız şu olursa, şu olmazsa, şu şöyle yapılırsa şeklinde şartlar koyuyorsa önümüzdeki ekonomik projeksiyonlarına ya da finansal piyasalara bağlı olan projeksiyonlara, biz teknik analistler de açıkçası aynı projeksiyonları koymak zorundayız. Onlara da stop loss diyoruz. Hani belirli destekler, dirençler aşılmadıkça, kırılmadıkça geçerli bu söylemler. Dolayısıyla pozisyonlanırken de mutlaka ve mutlaka stop loss seviyelerine riayet etmek gerektiğini düşünüyorum. Ya biraz hızlı anlatmaya çalışıyorum, vaktimiz çok dar diye. Hani şu an için baktığımızda tekrar %17.5 üzerine çıkmamış bir gösterge faizi önümüzdeki dönemde rahatlıkla %8'lere kadar düşme potansiyeline sahiptir diye düşünüyorum. Bunu tetikleyecek olan yeni önlemler, yeni motivasyonlar olabilir. O motivasyon kelimesinin altını çiziyorum. Bir gecede işte sen kredi ver, yani vermeye demiyorum ama verirken de tabiri al şeklinde bir takım motivasyonlar daha da şiddet kazanabilir. Ama öyle ya da böyle tahvil faizlerinin çok daha aşağı seviyelere gelme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Buna bağlı olarak endekse baktığımızda da ben endeksi gerçekten de dolar bazında bir defa değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi 20 Aralık gecesi dolar TL'nin 18.36.74 zirvesinde olduğunda endeksin yaptığı dip 125 seviyesindeydi. Ardından şimdi bundan sonra anlatacağım biraz teknik analizle alakalı olacak ama İşte bizim bir dönüş formasyonu diyebileceğimiz formasyonlar söz konusu. Burada ikili dipten bahsedilebilir, efendim işte fincan kuttan bahsedilebilir vesaire. Adını ne derseniz deyin. Şöyle bir hazırlık süreci olduğunu ben gözlemliyorum ve bu hazırlık sürecinin neticesinde de yukarıya doğru bir aşılma oldu. Şimdi yukarıya doğru hareketlerde, haftalık hareketlere baktığımızda biliyorsunuz 2.03 sente kadar yükseldik. Bu akşamki kapanışta 188 sentten oldu. 2.03'ün de bir anlamı vardı. O da işte bizim direnç dediğimiz, FIBO direnç dediğimiz seviyeydi. 2.03 takılmasını gayet doğal buluyorum. Gelen hareketleri de sağlıklı buluyorum. En azından şu an için bankalardan para çıktığını genelde gözlemledik ve sanayi hizmet sektörüne yönlendiğini gördük bugün. Hı hı. Dolayısıyla da hani çok kısa vade için söyleyecek olursak şu an için 175 seviyesi endeks bazında destek diye gözlemliyorum. Bu destek kırılmadıkça da önümüzdeki dönemde yükseliş potansiyelinin devam edeceğini ve hatta geçmişe Ağustos ayına benzer bir yükseliş potansiyeli taşıdığını düşünmekteyim. 175'in kırılması halindeyse, 175 desteğinin kırılması halindeyse daha zamana yayılan bir düzeltme beklerim. O zaman da yapacağımız hareketin, yani teknik olarak hemen şöyle ifade etmeye çalışayım. En son bu hareketin, şu haftalık grafik bu arada dolar bazında, 136'dan 203'e olduğunu görüyoruz. Burada FIBO destekleri var, yani teknik analizle ilgili olanlar için anlatmaya çalışıyorum. 175 civarının kırılması halinde aşağıda 170 ve 160 gibi destek seviyelerine doğru geri çekilme olabilir. Bu birincil senaryom değil. Birincil senaryom 175 endeksin tutacağını düşünüyorum. Öyle umuyorum. Ve önümüzdeki dönemde de çok daha yukarı hedeflere potansiyel olarak var olduğunu düşünüyorum. Çok vallahi uzak. Şimdi iki tane öne çalıştım. Yok. Şimdi iki tane çok önemli şey var. Bir, kaybetmeyelim onu. Seans içerisinde olan hareketler açısından bakıldığında bankacılık sektöründen hizmet sektörüne ve sanayiye doğru bir geçiş var. Bu bugün de ben tweet'te yazmıştım. Acaba bu kar realizasyonunun bu sert hareketinin ardından buralara doğru bir geçiş mi olacak diye bunların olduğunu ve sağlıklı olduğunu söylüyorsun. Bu zaten seans içi ya da sert hareketlerin olması böyle güçlü yükselişlerde gördüğümüz ciddi volatilitelerdir.
Bu bir para girişi var, sıcak para belirleyici ve bu sistem başarılı olabilir. Zaten hisselerde ucuzdu, bu yukarı doğru taşınabilir düşüncesinde. Bu hareket bundan sonra devam edebilir ve teknik analizde de çalışıyor düşüncesinin özeti. O yüzden hani eğer uzun vadede kağıt tutacaksanız tutabilirsiniz bilançoları güçlü şirketleri, ama kısa vadede momentum açısından baktığınız zaman bankalardan daha fazla sanayiye doğru bir akış olduğunu ifade etmiş oldum. Bugün için özellikle oldu. Bugün için. Yani ben bankacısız banka olmadan da, yani kar realizasyonları alındıktan sonra belirli bir geri çekilme sonrası gene gelecek için de umutluyum. Çünkü sene sonu hedeflerim endeks açısından daha yukarıda açıkçası. Bu da bankacısız olmaz diye düşünüyorum. Banka hissesi olmadan olmaz. Banka, ama böyle yine hep taban gibi volatiliteler mi göreceğiz? Ya son olarak istersen onu da söyleyeyim. Yani şimdi çok kişi çok haklı olarak çok hızlı bir hareket olunca şikayetçi oldu. Yani piyasanın yapıları hızlı, işte bir takım manipülasyonlar mı var vesaire vesaire. Bir defa manipülasyon ayrı bir şey, spekülasyon ayrı bir şey. Evet, spekülatif bir piyasadayız ve bu da gayet doğal. İşlem hacmi derinliğimiz yok. Yani bunun en büyük kaynağı bu. Dolayısıyla doğal bir süreçti bence yaşanan. Geçmişte de yaşandı. Yani bankacılık endeksi için deniliyor ki işte şu acayip hızlı. 2003'ten dönüş de böyle olmuştu zaten. Yani 2003'teki dipten dönüş açısıyla bugün yaşanan, Ağustos ayından itibaren yaşanan dönüş açısının açısal olarak bir farkı yok. Olağanüstü bir durum olmadı. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Bizim market cap toplam baktığında IMKB 30'da aşağı yukarı 100 milyar dolar civarında. Yani 100 milyar dolar tabii ki büyük bir para. Ama dünyadaki para bolluğunu düşünecek olursan aslında çok küçük bir para. Ve bunun da sadece %15'i halka açık olan şirketler var. Yani %30'unu toplasan 30 milyar dolarla toplam zaten 30 şirketi satın alabiliyorsun. Tabii. Dolayısıyla da işlem derinliğinin olmaması bankalardan böyle tavan tavan yaşanmasını sağladı. Bu hareketin önümüzdeki dönemde de eğer olumlu trend devam edecek olursa yaşanabilme ihtimalini oldukça olası görüyorum diyeyim. Peki. Vallahi benim için çok bilgilendirici oldu. Eğer uygun görürsen bu yayını burada aşağı yukarı 35-40 dakika arası bir yere geldik. Çok nihayetlendirelim. Çok güzel oldu. Çok özür dilerim. Uzak. Yok, konuyu biraz yapmaya başladım. Olur mu? Yarısında ben konuştum neredeyse. O benim hatam. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Eğer uygun olursan 25'inde Amerika'ya dönmeden önce bir tane daha bir şey yapalım bunun devamı olarak. Tabii ki zamanın olursa, ama şu gözüküyor ki yani evet Türkiye borsasında yani manipülatif de olabilir, spekülatif de olabilir ama sıcak para çok belirleyicidir. Burada bir sıcak para var ve bu sıcak para finansal piyasaların gitmesi açısından, hele böyle trendi güçlü şekilde tutacak bir para ile birlikte temelde bir şey varsa, yani iyi şirketler ve ucuz şirketler varsa, bu başarılı bir süreci beraberinde getirebilir gibi gözüküyor. Ben bunu kenarının böyle altını çize çize söylemek istiyorum. Belki daha sonra bir de dolar TL konuşuruz. Çünkü ben orada şöyle bir şeydeyim, onu başka bir yayında konuşalım. Yani bu dolar TL'nin de ben çok uzun süre yukarı gitmeyebileceğine dair de bir izlenime kapılıyorum. Teknik analiz olarak da bu destekliyor mu desteklemiyor mu bilmiyorum. Ne dersin? Yani ben çok konuşurdum. Dolar TL ile ilgili bütün tweetlerimin, paylaşımın ana konusu oydu. Ancak açıkçası bu içinde bulunduğumuz sistem içerisinde nasıl diyeyim, kur korumalı mevduat sistemi içerisinde eski sistem olmadığı düşüncesindeyim. Dolayısıyla çok anlamlı da bulmuyorum. Çünkü konuştuğumuz şey, yani onunla da ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela hala çok değerli arkadaşlarım çok da güzel analizler paylaşıyorlar. Ben de arada bakıyorum piyasaya da. Yani konuştukları şey mesela USD TL'ye kuru. Yani bütün dünyada işlem gören. Evet. Bir kısmı normalde Forex'te fiyatlanır. Artık Forex'te biz normalde egzotik bir currency olarak geçiyorduk. Forex kapandı. Yani 2018 Ağustos'undan sonra alınan önlemler neticesinde Forex'te artık eskisi kadar bir işlem gören bir kur değiliz. Yani konvertibilitemiz bile tartışılır hale geldi. Diğer taraftan USD TL'ye kuru, evet bir takım fiyatlar dönüyor orada da. Bir de serbest piyasa var. Serbest piyasada atıyorum bu akşam itibariyle bakıyorum. Hemen onu da söyleyeyim, öyle kapatalım istersen. Tabii lütfen. Çok özür dilerim. Yani şu an USD TL'ye kuru işte
ne şu anda? 18 şu dakikalarda 18.23.96. Şimdi böyle analizler yapılıyor işte. 18.27'yi geçerse 18.37 olur. 18.37 onu geçerse bilmem ne olur. Veya 18.23'ün 96'yı kırarsa 18.20. Ya kardeşim ya, şu an serbest dalgalı kur rejiminde bakıyorsun SUSD diye, o da biliyorsun kapalı çarşı kuru. 18.40-55 nasıl olacak? Yani neyi analiz ediyoruz biz? Yani serbest dalgalı kur rejimi mi koşuyor? Yani şeyi mi konuşuyoruz? Fiziksel gölge kur var, gölge kur. Değil yani, mi? Yani çok anlamlı hale gelmemeye başladı. Ama bu şu yanlış anlaşılmasın. Ben olumsuz değilim. Yani kur korumalı mevduat kendince amacına ulaşmıştır. Ve tabii ulaşacaktır da, yani çok ekstrem gelişmeler olmadıkça, Allah korusun depremsel yangın zarsur falan, hani kur konumlu mevduat sistemi içerisinde kur o şekilde hareket edecektir. Yani mevcut şekli bozacak fazla bir şey beklemiyorum açıkçası. Dolayısıyla olumsuz değilim, ama son bir şey söyleyeyim, kimse yanlış anlamasın. Finansal piyasalar dinamiktir. Lütfen ve lütfen stop losslarınıza da mutlaka riayet edin. Bir anda 5 dakikada bütün sistem değişebilir. Bunu da unutmamak lazım. Bu da finansal piyasaların bir gerçeği. Evet. Murat'cığım, hem benim için de çok düşündüklerimi havada kalanları toparlama imkanı oldu. Hem de teknik analizle desteklendi. Eninde sonunda para varsa finansal piyasalarda bir süre için belli şeyleri belli şekilde götürme imkanı oluyor. Bunu unutmayalım. Geçmiş örneklere de benziyor. Bankalarda yaşanan hareketin benzeri de daha önce yaşandı. Allah korusun, ben köprüden kendimi atacağım, paralarımı kaybettim diyen bir sürü şortçular o zaman da oldu. Yani benzeri olabiliyor. Biz olanı konuşuyoruz. Ha bu ekonomik olarak bizi bir yere götürür götürmez, başarılı olur olmaz, o tamamen ayrı konu. Para kazanıp kazanmama konusunda çok ama çok disiplinli ve dikkatli olması gereken bir süreç olduğunu sen de altını çizdin. Onun için çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Sana sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Ve tekrar ediyorum, eğer gitmeden önce bir kere daha bir imkanın olursa konuşalım dedim ama dolar TL'yi zaten konuşmaya gerek bile yok dedim. O yüzden top sende diyorum. Görüşmek üzere kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar herkese.